Işte takma arkadaşlar. diyorsun bunları yani. Yani yormamak lazım kendini Peki. E, milli maç mesaisini tamamladık biraz milli e, takımı konuşalım e, tam defteri kapatırken yeniden 90 artı 8'de e, defteri açtık önce e, tabi e, futbolcular üzerinden konuşuruz ama öncelikli olarak e, gerek Norveç gerekse Letonya karşılaşmasındaki iki maçlık teknik direktör e, Stefan Kuntuz'un performansını nasıl buldunuz? İleriye yönelik olarak e, Dünya Kupası Avrupa elemeleri bittikten sonra Avrupa Şampiyonası elemeleri için ya da e, sportif direktör, futbol direktörü Ahmet Altıntop'un ifadesiyle daha uzun vadeli e, projeler açısından e, Stefan Kuntz'un e, pozisyonunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Onlara bakalım. Artı e, bir Serdar Dursun konuşuluyor bu aralarda. Özellikle e, attığı golde beraberlik golü ve de e, maç içindeki e, pozisyonları. Artı bununla birlikte e, benim dikkatimi çeken e, Norveç maçı öncesinde Burak Yılmaz'ın yapmış olduğu açıklamalar, geçmişe yönelik bölümleri şimdi konuşmayalım. E, sonra konuşuruz demesinin altında neler yatıyor? Demek ki konuşulacak bir şeyler var. Noktası nelerdir? Artı diğer futbolcuların genel performansları üzerinden bakalım ama önce bir Stefan Kuntusun Letonya maçı sonrasında yapmış olduğu açıklamalara bir bakalım biraz oradan yürüyelim. Bir sıfırdan sonra yine taktiksel değişikliklere gittik ve Letonya golü attıktan. Bir saniye sonrasında bile oyuncularımın asla boynunu büktüğünü görmedim. Bu beni çok mutlu etti. İnandılar galibiyete. Ben tabii bundan sonraki süreçte yine maçları izlemeye devam edeceğim. Oyuncularımla yaklaşık 10 gün çalışabildim. ve Bu süre zarfında yani bütün göreve geliş süren zarfında kulüp takımlarındaki performanslarını izleyemediğim oyuncular var. Bu oyuncuları görmek için çaba sarf edeceğim. Bundan sonraki çaban bu yönde olacak. Ondan sonra takım kadrosuna ilişkin kararlarımızı zaten veririz. Belirttiğiniz sistem değişiklikleriyle ilgili olarak bugün bazı ufak taktiksel dokunuşlar yaptığımızda oyuncularımızın buna olumlu reaksiyon verebildiklerini gördük. Bu da bize ileride taktiksel manada esneklik sağlayacaktır. Ama bunun için de zaman gerekecektir tabii. Şimdi sahada, takımda, hoca o anda oyuncuları gören, bilen, onlarla 24 saatini geçiren kişidir ve e, o anda duygular diyebileceğim, onu hisseder hoca ve hangi oyuncuya ne zaman değişiklik yapması gerektiğini e, bilir, hisseder. Şu anda bunu size verilerle, somut datalarla açıklayamam tabii ki. Kimin ne zaman oyununa gireceğini, kimin gireceğini o an siz hissedersiniz ve bu özellikle bildiğiniz, tanıdığınız, uzun süre çalıştığınız oyuncularda e, o kadar bunu rahat yaparsınız. Fakat Hani daha az bildiğiniz oyuncularda bu farklılaşabilir. Burada galibiyet aldığınız zaman onun karşısındaki her türlü argümana e, üstün gelir diyemeyeceğim tabii ki kazandığımız için. Ama e, ben yaptığım değişikliklerin ve değişiklik dakikalarının doğru olduğunu düşünüyorum. Letonya'nın etkili kafa vuruşlarıyla, uzun boylu oyuncularıyla e, oyun tarzı sergilediğini biliyorduk. Letonya tam da beklediğimiz gibi oynadı. E, geçiş oyunları ile ilgili önemli e, işler yaptı. Tabii bizim de belki geçmiş maçlarımızı görmüşsünüzdür. E, burada kornerleri savunmakta zorlandığımız maçlar oldu. Bugün fena değildik bu anlamda. Ama e, yine çocuklarla kendi aramızda e, konuştuk oyuncularımızla. E, çok fazla kornere ve frikiye sebebiyet verdiğimizden bahsettik. Bunu yapmamalıyız dedik. E, ve şöyle bir şey, e, Türkiye maçı kazanmayı hak etti mi diye soruldu aynı zamanda. Tabii bir maçı son dakika penaltısıyla kazanıyorsanız bunu e, tamamen tümüyle hak edilmiş bir galibiyet olarak e, söyleyemeyiz. Biraz da şansın yardımıyla kazanılmış bir galibiyet olarak görebiliriz. Is of course by... Evet, genel olarak e, özetleyebileceğimiz bir basın toplantısı böyleydi. Erdal senden başlayalım istersen. Hocanın e, iki maçlık performansını nasıl görüyorsun? E, bu hoca özellikle bu değişiklikler konusunda da e, demek ki fazla yoğun sorular var ki artı değiştirme zamanları ile ilgili olarak. Örneğin Norveç karşılaşmasına baktığımız zaman 5 oyuncu, 5 futbolcu değişikliği görüyoruz. E, Nispeten Letonya maçına göre daha e, az e, efektif olarak değerlendirilebilecek değişiklikler Doğru. olarak değerlendirilebilir ama diğer maçta yani son Letonya maçında 65'te Rıdvan, e, 65'te Serdar Dursun ve 74'te Halil'in girdiğini görüyoruz ve onların oyuna katkısının çok daha fazla olduğunu görüyoruz. Artı hocanın söylediği de bir şey onu ben hissederim diyor yani bunu diyor sizin dışarıdan tam olarak tespit etmeniz mümkün değil. Onu daha iyi hissedebilmem için de e, kimin oyuna gireceği, kimin girmeyeceği ya da hangi dönemde, hangi zaman periyodunda gireceği konusunu e, oyuncularımı tanıdıktan sonra ben daha iyi hissederim diyor. İstersen e, buradan e, bir başlangıç yapalım, arkasından da genişletiriz. Ee, şey kısmını tek başına okumamak lazım. Yani Norveç maçında oyuncu değişiklikleri neden işe yaramadığı konusunu sadece bizim açımızdan okumamak lazım. Belki Norveç'le birlikte okumak lazım. Norveç buna müsaade etmemiş olabilir. Yani e, ikinci maçta değişiklikler işe yaradı çünkü daha zayıf bir takım vardı karşımızda. İkisi birbirinden farklı şeyler bence. Yani e, oyunu tek başına, öznel okumalarla sonuç ya da öznel okumalarla doğru çıkarımlar yapmak bence çok mümkün değil. Rakiple birlikte düşünmek lazım. Bir iki hocanın e, söylediğine katılıyorum. E, oyunun duygusal boyutunu yok sayamayız ve hangi oyuncuyu ne zaman sokacağı konusunda duygusal düşüncelerinde de etkisi olduğuna ben de katılıyorum. Ama genel olarak hani hocanın hoca ilgili e, olumlu e, yönlerde şöyle bir şerh koyuyorum. E, bizim ihtiyacımız olan şey e, duygusal bir bağ değil. Yani o bizde fazlasıyla var. E, bunu şey anlamda söylemiyorum. Yani, yani niye ağladı? Bu çok insani bir şey. Çok da eyvallah saygıda duyuyorum. Hı hı. Ama bizim aradığımız şey bu değil. Biz biz bir akıl arıyoruz yani bizim duygusal kısım bizde var zaten çok fazlasıyla var. Tam tersi bizim duygumuzu yönetecek birine ihtiyacımız var ve mümkün olduğu kadar e, oyuna e, bizim duygumuzu duygusal oyunumuzu mekanikleştirecek birine ihtiyacımız var. Yani e, ötekinden biz, biz yapıyoruz zaten. Kaldı ki memlekette de bunu yönetebilecek duygu yönetebilecek çok insan var. E, burada hem fikiriz. Bizim oyunu mekanikleştirmeye ihtiyacımız var. Böyle bir beklentimiz var. Bu iki maçta ortaya çıkar mı? Hayır. İki maçta ortaya çıkması normal olur muydu? Hayır. Bu iki maçta öyle bir emareler, öyle bir izler, öyle bir belirtiler bulduk mu? Hayır. Çünkü bu iki maç e, bir köprünün yarısında devralınmış. Yani o anlamda da e, ne kadar doğru olduğu tartışılır. bir Yani yolun yarısında böyle radikal hamleler yaparsanız e, bu iki maçın böyle duygusal geçmesi, duygusal atmosferde geçmesi son derece anlaşılır. Bence kalan iki maç da öyle geçecek. Yani önümüzdeki iki maçı da Öyle göreceğiz. Ondan sonra daha sağlıklı neler yapabileceğine dair değerlendirmeler yapabiliriz. Şu anda bu pek mümkün değil. O şansımız baki olduğu sürece. mesela duygusal bu kadar kısa sürede olacak bir şey dünyanın hiçbir yerinde yoktur zaten. Bu kadar kısa sürede bir oyun mekaniği oturtmak falan dünyanın hiçbir yerinde yoktur. Büyük takım hocalarında bile yoktur. Yani büyük takım derken... İşte yani kalburüstü, dünyanın 10 tane takımı söyleseniz ve 10 tane hoca söyleseniz bunların da yapabileceği şeyler değildir bunu, bu söylediklerimiz. O yüzden e, biz bekleyeceğiz. Şu anlamda iyi oldu. E, ümidin sürmesi bizim açımızdan önemli çünkü kalan maçları da e, e, memleket futbolu adına heyecana da ihtiyacımız var. Ben hatta e, inşallah playoff'ları da göreceğimizi düşünüyorum. Doğrusu isterseniz. E, ondan sonra belki daha sağlıklı konuşuruz. Oyuncu değişiklikleri e, hangisi işe yaradı, hangisi işe yaramadı konusu tekrar söyleyeyim ki Latonya e, maçı duygusal bir güçlü e, yoğun baskıyla çözülebilecek bir maçtı. Ama Norveç maçı çok öyle değildi. diye. Yani ne kadar duygusal e, yoğunlukla e, hamle yaparsanız yapın, takarsanız e, da çok mekanik bir takım olunca o çok işe yaramıyor ve e, tekrar söyleyeyim o sizi bazen tırnak içinde duygusuz gösteriyor. Yani rakip sizi duygusuz gibi gösterebiliyor. Aslında siz son derece duygusuzdur ama çaresizliğiniz sizi duygusuz gösterebilir. O yüzden rakipten bağımsız okumamak lazım bence hikayeyi. Hı hı. Cemvizler şu duygusallık kısmına biraz sonra tekrar döneriz çünkü. Öyle mi? Ben e, erken mi girdim? Yok yok evet. yo, gayet derim ama problem yok. Ee, onu bir daha konuşuruz ama e, dokunuşlar açısından nasıl değerlendirdiniz Cemvizler? Ya şimdi kazanmış olmak güzel iyi yani insan umutlu kılan bir şey ama, ama çok şey anlatmıyordu. Yani dokundum dedim. 5 dakika sonra gol yedin dokunduktan sonra yani. 65'te girdi iki oyuncu. 70'te gol yedin. Nasıl dokunmuş olabilirsin ki? Ya yani bunu nasıl hayırlı bir şey olarak anlatabiliriz ya da biz anlayabiliriz. Yok o ben iyi dokundum demiyor da ben genel olarak hani bir kelime e, olarak söyledim. Yoksa tamam o zaman, o, iyi oyuncular yani. girdiler golü yedin işte. Yani Rıdvan Ke Kerem'in olduğu yerden orta geldi yani. Belki de oyuncular girdi diye yerini tutmakta yerini korumakta zorlandı Merih. Kestiremiyorsun ki. Yani sonuca bakarak biraz hayırlı e, şeyler duy, duyurmak istiyorlar insanlara. E, toplumun kolay aldığı şeyler mesela. İnanmak, inanmamak. Çok kolay alınır bizde. Çok kolay satın alınır. Mesela şeyi de çok kolay satın alıyorlar. Milli takım oyuncu yetiştirme yeri değildir. Hemen alınır bu yani. Markete çıkar. İlk önce içeri giren market hemen bu aforizmalara koşturuyor bizde. Çünkü yıllardır bunu dinliyorlar. Çünkü yıllardır kaybediyoruz yani. Milli takım deneme tahtası değildir. İşte deneme tahtası değildir. Burası oyuncu yetiştirme yeri değildir. E çünkü niye bunlar kabul görüyor? Bir gidiyorsun, üç gidemiyorsun, üç gidiyorsun. Gittiğinde darmadağın olarak geri geliyorsun. İnsanlar da, bunu, herkes bunların bir oyuncu problemi olduğunu söylüyor. Öyle değil yani tek başına. Oyuncu performanslarını belirleyen şey düzenler, sistemler. Yani bizdeki sık ve yanlış kullanımıyla felsefe. Futbol felsefesi. Her ağzını açan ondan bahsediyor. Yani niye biz maçın başında inanmıyoruz da golü yedikten sonra inanıyoruz ki başımıza öne ki diye soranımız olmayınca o bütün anlatı doğru kabul ediliyor. E dokundun e güzel. Dokunduysan 99'da 90 artı 9'da niye bulduk o şans penaltısını? Bile. Demek ki o kadar net dokunuşlarımız olmamış. Yani golü yedikten sonra 70-90 20 dakika bir işte belki biraz değişikliklere bağlı olarak belki de onların skoru tutma kaygısıyla Geri yaslanmalarına e, bağlı olarak o, onlara elde edecek bir anlatı yok ki ya elimizde. yani Sadece kazanmış olmanın üzerinden inanmak, inanmamak, umutlu olmak. E Kazandık tabii ki bu bir ülke için hayırlı bir şeydir, e, iyi bir şeydir, güzel bir şeydir, olumlu bir şeydir ama e, bir şey anlatmıyor iki maçta bize. Dahası ya neleri yapamadığımızı anlatıyor. Yani inandıysak niye koca bir devre ortalıkta yok? Yanlışlarımızı anlatıyor. Onu anlatması gerekiyor. Yani tartışacağımız şey neleri yaptığımız değil, neleri hala yapamıyor olduğumuzu tartışmak istemiyoruz. Neleri hala yapamıyoruz biz futbolda. Niye böyleyiz? Peki yani... bunun bir anlatımı var mıdır? Çok doğru aslında. Yani golü yedikten sonra özellikle 70'ten sonra son 20 dakika içindeki bu e, farklı oyun şekli, hatta son bir birden sonraki o son 10 dakika sadece e, rakip takımın birbiri e, korumaya ya da bir-sıfırı korumaya yönelik daha fazla geriye yaslanması olarak mı e, O da olabilir. olabilir O da olabilir oyuncu değişiklikleri de etki etmiştir Ancak anladığımız bir şey var anlatının içinde rakibimizin Duran toptan ve yük kornerlerden çok fazla çalıştığını Daha doğrusu bir tek neredeyse oraya çalıştığını duyuyoruz A golü oradan atmadılar ve de, ilk devre 7 tane korner attırdık biz insanlara. Yani niye bunu yaptık ki? Madem biliyoruz, hani çözümü de biliyoruz. Sorunun... Ve çok kolay topları Baş... kornera attık. Yani en iyi oldukları şeyleri denemelerine fırsat denemelerine verdik. Denemelerine fırsat verdik. Yani şimdi o zaman hani dokundum, dokunmadım, inandım, inanmadım ee, çok şey anlatmıyor. Yani bence faydalı olan biraz mutedil dalgalı konuşuyor işte Van Kuntz. O iyi bir şeydir. Ama sanırım çabuk etkileniyor bizim şeyden kabın biçimini almaya başlıyor. Yani oyuncu değiştirme yeri değildir, yeridir. Hislerle, duygularla oynarız bunu bizden başka kimse bilemez. E doğru yani kim kim karar verecek ki buna? Teknik direktör karar verir ama. E işte bu bütün anlatısı şu. Ya biz o kadar duygulu insanlarız ki, e ağlayan Alman da ya. yani niye biz kendimize duyguyu mal ediyoruz ki? <laughs> Alman ağladı. Bir Alman da geldi. İstilal çok okudu burada. Niye? Çünkü burada kolay satın alınabilen bir şey var ve o belli ki birileri tarafından dikte ediliyor teknik adamlara. Yani buralarda bu oyun böyle oynanıyor. İnsanlar bunları görmek istiyorlar. İnsanlar bu fotoğraflarla karşılaştıklarında yenilsek de kendimizi iyi hissediyoruz gibi bir şey anlatılıyor belli ki onlara. Kim anlatıyor, nasıl anlatıyor bilmiyorum ama e, hani biz duygusalsak Kuntz niye ağladı ki? Bizim ağlamamız lazım. Ya Kunsun o görüntüyü de getirelim. Mesela Norveç maçından sonra özellikle Norveç'in hocası ne olan sohbeti, sohbeti derken işte yardımcılarıyla tabiri caizse çak yapması, işte Norveç'in hocasıyla sarılması bir ayrı tartışıldı ki şu anda görüntüye geliyor. Diğer tarafta ben doğrusunu isterseniz bu e, görüntünün biraz e, o anki o sıkışmışlığın çok normal, e, bir şekilde maske takılarak evet. perdelendiği bir görüntü olarak Ya Bu olması gereken evet. bir şey ya. Yani bu olması gereken tabii ki gereken bir şey. Ama yani diğer buna tarafta, ya? bu kızılır mı? İnsanlar maç etmişler, maç bitmiş, birbirlerini kutlayan mi? insanlara kızılır mı? Şimdi, i̇şte bizim duygusallığımız evet. negatif duygusallık bu. Diğer hakkında. tarafta bu maçtan sonraki gözyaşlarına... yaşlarına e, baktığımız zaman da e, çok doğal bir e, tepki, o sıkışmışlığı gösteriyor. Peki? Buradan yola çıkarsak e, bizim özellikle bu ülkenin e, ne kadar e, her dönemde futbolunun üst düzeyde kriz yarattığını ve kaotik bir ortam olduğunu da gayet iyi biliyoruz. Ve uzun vadede bir şeyler yapmasını beklediğimiz bir hocanın genel e, duruş şekli e, olarak yeterli bir duruş şekli midir? Yani bu e, bu bana biraz eee duygusal na na naif olarak mi biraz naif buldum. Yani çünkü e, burada daha farklı bir duruş yoksa ağlamasını herhangi bir sıkıntı yok bunu yaşadı ama bu ve buna benzer olaylarda nasıl bir tavır gösterecek Geride onlarca maç olacak onlarca maç olmasını beklediğimiz bir ortamın içine girecek Ne bileyim ben Bur işte Buran yapmış olduğu açıklamalarda hocamız bize, ee, ...internetten çok fazla etkilenmeyin, interneti biraz bırakın e, diyor ama... ...acaba Stefan Kunz ne kadar internette ya da sosyal medyayla alakalı... ...ya da ne kadar fazla sosyal medyayla alakalı insanlarla alakalı gibi... ...soru işaretlerini de beraberinde getiriyor. Ve e, ne kadar radikal, yap çünkü bu ülkede bir şeyler yapmak istiyorsanız... ...radikal bir takım değişiklikler yapmanız Hı. lazım. E, bu e, vücut dili bize bunları yapabilecek bir hoca e, görüntüsünü veriyor mu? Benim öyle bir endişem yok en azından yani şu bu vücut dili beni rahatsız etmedi. Sadece e, aradığım şeyi henüz bulmuş değilim yani benim aradığım şey saha içinde organizasyon, saha içi yerleşimi. E, öteki son derece insani bir şey. Yarın çok daha farklı olabilir. Bu arada daha önce de Castroya'yı çıkaramadığı e, bir yöneticiken, yöneticiyken sportif direktörken de ağlamış. İnsanlar çok pekala ağlayabilirler. Bunlar çok önemli şeyler değil. Aradığımız şey bu olmamalı. Yani bunun üzerine konuşmamalıyız. Bir saha içinde ne olacak, ne olabilir? Bu iki maçta bir şey bekliyor muydun diye sorarsanız beklemiyordum. Yani dolayısıyla şu anda bir bir olumsuzluk ya da hatta bu fotoğraftan da bir olumsuzluk çıkaracak durumda değilim ben kendi açımdan. Henüz bir olumluluk ya da olumsuzluk çıkaracak durumda değilim. Sadece şundan endişe ediyorum. Geç hafta da konuşmuştuk bunu. Yani olası olumsuzluk durumunda ülkedeki çünkü o sel geldiğinde durun kalabalıklar diyemiyorsunuz yani o sel herkesi alıp götürüyor çünkü cümle kuramıyorsunuz yani. Yani şimdi size kötü bir senaryo çizeyim. Aslında ben bunu Şenol Hoca'ya da çizmiştim. Şöyle demiştim. Ta salgından önce e, ya o kadar beklenti büyüdü ki Avrupa Şampiyonası'nda olası bir kötü sonuçlar şey olabilir demiştim ama o gün itibariyle çok şey Havada ya karamsar gibi. bir şey gibi görünüyordu o cümle yani. Ne, ne münasebet mümkün mü böyle bir şey. Şimdi kötü bir tablo çizelim yani. eğer şey yenildi e, Norveç Hollanda'ya. Biz de Karadağ'dan son dakikada gol yiyip berabere kaldık ve gidemedik. O gün itibariyle kurulacak cümlelerin karşısında durabilecek bir irade var mı bizde? Bunu aramalıyız, durmalıyız. Yani bu, bu. Var, var tabii ki. Eğer doğruları yaptığınızı eğer biliyorsanız, o zaman ifade edilecek olan şeyler karşısında da konuşma biçimleri karşısında da çok net bir şekilde durabilirsiniz. Yani ben sadece şunu ağlayıp ağlamam meselesi Hı. değil. Ama benim Soru işaretim böyle yalpalanmaların milli takım düzeyindeki bir hoca için çok normal karşılanmaması ki daha yolun başındasın yani birinci dakika. Bu ve yani, buna benzer ne kadar fazla olay çıkacak karşına ben o anlamda söylüyorum. Bu belki hani daha henüz başı olduğu için bence anlaşılabilir bir şey. Sonra tanıdıyacak yapıyı tanıyacak kontrolünde olan bir şeyi daha az duygularıyla daha çok aklıyla yönetmeyi yönetmek daha mümkün olacak. Çünkü tanımadığınız bir yapıyı e, ister istemez başlangıçta duygularınızla yönetmeye çalışırsınız. Bu anlaşılır bir şey. Sonra işin mekaniği oturtursa, oturtursa ki başka şansı yok. Yani varlık sebebi o Türkiye'ye gelme sebebi o. Bizim bir mekaniğe ihtiyacımız var. Bir Bu mekaniğin yerleştirilmesi yerleştirilmesiyle ilgili böyle ipuçları, umut görüyor musun Cemilizle? Yok görmüyorum. Görmüyorum çünkü tartışma buna izin vermeyecek. Yani biz değişmeyeceğiz, sizi değiştireceğiz diyoruz insanlara yaptığımız tartışmalar o. Yani bu tamamen skor bağımlısı bir topluluk bizim futbol ikliminin aktörleri. Tamamen sporla, skorla ilgili. Yani getiriyorsun buraya herkesi kendine benzetmeye çalışıyorsun. Ne öğrenebilirsin ki onun şey de Onun de. zirvesi e, hakem yorumcusu gelmişti. Dört tabii dışında. tabii Markus Mark. Yani ilk başlardaki yorumlarıyla son dönemdeki yorumlar. Yani seni hemen seni hemen sana çünkü temasta oldun, verici. toplumla temas ettiğinde çalışma arkadaşlarınla temas ettiğinde kararlılığını kaybediyorsun. Çünkü ikna ediyorlar seni. Burası böyle bir yer. Onları değiştiremeyiz, biz kendimiz değişeceğiz diyoruz. O nedenle duygular havalarda uçuşuyor. O da o duygunun altında kalıyor. Yani oradan onun tutarlı olmasını beklemek için hepimizin tutarlı olması gerekiyor ki o da tutarlı olsun. Mesela konuşan var mı? Duda kokuma yaptık mı? Maçın içinde kaç tane küfür ettik biz? Hiç mesela bu konu ediliyor mu? Bahis ediliyor mu bizde? Yok o edilmiyor bir davranış bozukluğu yani. Yani birçok oyuncumuzda var. Birinde eksiler ama semboller zaten ediyorlar. İyileştirilmesi gereken şu şey buradan başlıyor. Şimdi buna itiraz etmeyip sol bakayım el sıkıştın diye öyle şey mi olur? Puan kaybettin niye adamın elini sıkıyorsun diyen bir iktimin içerisinde birinin mekanik oluşturması bir sistem metodoloji oluşturması mümkün değil ki. Onu zaten korumaya alacak bir şey olacak kendi federasyon çevresinde bir aktörler topluluğu olacak onu korumaya alacak. Diyecek ki bu insanlar değişmezler sen değişeceksin. o zaman onu almış olmamızla Şenol Güneş, Abdullah Avcı, Ersun Yanal arasında onların başına gelen Fatih Terim'in başına gelen arasında herhangi bir fark olmayacak. Çünkü oyun doğru anlatılmıyor. Tanımlar kavramlar doğru kullanılmıyor. Futbolcu yetiştirme yeri değildir diyor çıkıyor. En iyileri al diyorsun. Bunlar kötüler mi? En iyiler işte. Ya yani ülkede daha bunların daha üstünde kim olabilir ki? E sen sabahtan akşama kadar 3 artı 8 tartışıyorsun. Gelene de diyorsun ki en, en iyileri seyret. E, yarısı yurt dışında oynuyor. Bir sonuçta gitsin onları orada mı izlesin? Sonra izlese ne anlayacak? Bir başka habitatın içerisinde farklı düzeyde oyuncular. Geçen senenin Premier Lig ilk 11'ine girmiş oyuncu orada da oynuyor işte. Bizde oynuyor yani stoperlerimizden biri o. Bir tanesi Juventus'a kadar tırmanmış birisi. Ama izin vermezsin yani vermeyeceksin. Sen izin vermedikçe o sana benzemeye başlayacak. Dolayısıyla aynı çarkın içerisinde dönüp duracağız. Yani her sabah her akşam bunları anlatıyoruz ama kimseyi ikna etme konusunda belli ki beceri başarılı değiliz yani. Futbolcularımızın da özellikle son dönemde evet Avrupa'da oynayanlarda da bazı düşüşler olduğunu, bazılarının oynadıkları takımın değişmesi anlamında işte... Ee, Mery'in e, Juventus'tan Atalanta'ya gitmesi, gerçi e, Cengiz'in e, Marsilya'da dair bir performans gösterdiğini görüyoruz. Ozan'ın İngiltere'de oynadığı Watford vesaire. E, Hakan Çalhanoğlu'nun performansı gibi. Onlarda da bir düşüş olduğunu yani sadece vitrin olarak yurt dışında oynamanın yeterli olmadığına dair de görüşler var. Ee, i̇şte o e, belki o anlamda test oluyoruz ülke olarak. Yani, e, o oyuncuların e, tekrar eğrinin yukarı çıkması lazım tüm oyuncularımız için. Yani bu anlamda da bence ülke olarak yani buradaki buradan ihracatımızın devam etmesi biraz o oyuncuların seyrine de bağlı doğrusu isterseniz yani. Yani bir şey evet burada bir yetenek şeyi var ama işte yani Türk gibi başlıyorlar sonra e, İngiliz gibi bitirmiyorlar noktasına getirmememiz lazım. Dolayısıyla oyuncuların bireysel performansının ülke futbolu açısından da önemli olduğunu düşünüyorum. Sadece şey açısından değil bir takım açısından değil yani. Türkiye'den oyuncu ihracı meselesi açısından da onun önemli olduğunu düşünüyorum yani sadece Yusuf da bir geri düştü Zeki de çok yukarı çıkmıyor yani çok yukarı çıkan oyuncumuz yok doğrusu isterseniz böyle de bir problemimiz var neye bağlı belki şu olabilir gerçekten de yani o, o Avrupa Şampiyonası kötü süreç vesaire yani oyunun kontrol edilemeyen çok yönü var ve bilemediğimiz çok yönü var Bu, Bak yurt dışındaki geçen hafta da söylemeye çalıştım yani sadece bize has değil işte yani 2016 yılında Geleceğin 50 futbolcusunu seçmişler, onlardan birisi şu anda evet geleceğin 50 futbolcusu noktasına gelmiş ve İngiltere, İngiltere milli takımında işte Almanya'da yetişti vesaire hatta İngiltere'de forma şansı bulamadı gitti Almanya'da oynadı sonra tekrar İngiltere'ye döndü ama birisi de futbolu bırakmış mesela bunlar olabilir şeyler ee, ama genel olarak hani e, o verimli toprak mıyız noktasında hala soru işaretleri var yani çok kolay evet biz verimli toprağız deme imkanımız yok. Ben öte yandan hani Cem abi kadar da olumsuz bakmıyorum. Yani biraz skorlar iyi giderse ben Kunz ve ekibinin hatta işte e, Halil Altın, Topu'nda ben önemli şeyler deneyeceklerine inanıyorum. Yani deneyeceklerini denemekten vazgeçmeyeceklerine, ülke futbolunu değiştirmek adına önemli şeyler deneyeceklerine inanıyorum. Yoksa bu işe girmezdi hani Halil Altın top. Değil mi? Yani böyle bir şeyin altına ya yani ne bileyim ben hani oradan bir maaş bilmem ne hani ben böyle bir şeye gireceğini düşünmüyorum. Yani ciddi bir taşın altına elini sokma hamlesi olarak görüyor ve ümitlenmek istiyorum doğrusu ya, Evet. evet.